çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 553. gününde de devam ediyor. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 553. gününde de devam ediyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden acılı anne Necibe Çiftçi, oğlu Roşat Çiftçi'nin 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası olan Sami Çiftçi'nin de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi. Ben iki evladım için gelmişim. Benim bir evladımı 2015'te kandırarak HDP ve PKK tarafında dağa kaçırıldı. Bir evladımı da 2017'de 4 çocuk babası bir gece gelip bizim evi sararak, onlar silahlıydı, biz silahsızdık. Gece yarısıydı, benim oğlumu içeriden çoluk çocuğun içinde çıkarıp götürdüler bir ahıra. Elini kolunu bağlayarak infaz ettiler. Benim bu evladımı bana vermeyene kadar ben bu HDP binasının önünde gitmeyeceğim. Ben evladımı bekliyorum, ben evladımı istiyorum. Ben ciğerimi istiyorum. Oğlum Roşat, sen anneni dinlersen, bak senin kardeşini devlet öldürmemiş. Senin kardeşini HDP ve PKK aracılığıyla senin kardeşini öldürdüler. Oğlum Roşat, sen anneni dinlersen, sen çekip gelirsin. Sen orada kalmazsın. O mağaralarda, o dağda, aç, susuz, çıplak, sen o dağlarda ne yapıyorsun oğlum? Çek gel, kardeşinin yetimlerine bak. Oğlum Roşat, yeter artık, geri dön. Bak biz hastayız, senin hastasıyız. Senin için biz hasta olmuşuz. Yeter artık, geri dön.